Merhaba, ben Edip. 24 Ocak 2022. Bugün yine sınıftayım. Daha önce sınıfımı görmeyenlere göstereyim. Bu sınıfın planını çok seviyorum. Çünkü böyle öğrenciler U şeklinde oturuyorlar. Birbirlerinin yüzünü görüyorlar tartışmak için. Derslerimi bu sınıfta veriyorum. Semestre göre değişiyor ama umarım... Bu ayrı bir kampüs, kuzey bizim eve neredeyse yürüme mesafesinde 2,5-3 mil uzakta, yani yaklaşık 4,5 kilometre falan. Neyse, şimdi sizinle tweetleri böyle buradan paylaşmak istiyorum. Hani Twitter'ımı izleyebiliyorsun, birçok kaçırdığınız tweet olur. Bir de tweet hesabımı izlemeyenler var. Bir de orada yazamadıklarım var. Konuşma bambaşka bir şey. Ben sizinle paylaşayım. Bir iki tane videom var daha önce eski tweetlerim üzerine. Onları da paylaşacağım ama bundan sonra sanıyorum her hafta, belki de haftada bir iki kere tweetlerin üzerinde güncel konuları sizinle inşallah tartışacağız. Evet, şeye giriyorum. Buradan... Desktop'a maşallah maşallah. Bu ne kadar büyütebilirim onu bilmiyorum. Oo, kendimi büyütebiliyorum biraz. Lovely. Bilmiyorum, burada şimdi köşede kendimi büyütüyorum. Acaba görebilecek misiniz bu büyümeyi? Çünkü çok küçük görünüyorum. Maşallah. Çok harika. Tamam. Şimdi tweetleri buradan karanlık yapmışım. Bazen kopyalayıp alıntılamak için öyle yapıyorum. Böylece kontrast oluşuyor. Benim tweetim beyaz, alıntıladığım siyah oluyor. Hatta onları alıntılayarak bir de fotoğrafını koyuyorum. Çünkü bazen bir tweet'e cevap veriyorum, tweet'i siliyorlar. Bir de okunması falan daha da hoş oluyor. Ben buraya gireyim. Burada display'den beyaza çevireyim. Ondan sonra home'a gideyim. O mu? Profile'e gideceğim. Bunu ya koydum, kötü bir şey. Bu ya böyle hızlı yaptım. Yani çok güzel. Mesela buraya şunu koymam lazımdı. Nerede devlet yüce, orada millet cüce diye yazmam lazımdı. Çerkez atasözü, öküz saraya çıkınca kral olmaz, saray ahır olur. Bizimki çoban. Yani bir öküz lafından sanki bir tek saray onun sarayıymış. Sanki bir tek öküz oymuş tarih boyunca. Kendisinin alınması çok ilginç. Ya o genel bir şey. Öküz saraya çıkınca kral olmaz. Saray ağır olur. Aptallarla ilgili, hırsızlarla ilgili atasözünü koyarsın. Bu adam alınacak. Havada bulut var. Bana ördek dedin hikayesiyle. Yani gerçekleşiyor. Yıllar önce size demedim mi? Bu kafayla giderseniz işte hakaret olur mu, suçtur, yüce falan filan dedim, bu adam sizi bırak yani eleştiremeyeceksiniz. Havada bulut var bile diyemeyeceksiniz. Hatta ona yakın da bak tekrar ederim bir dahaki şey, ona sayın, mayın, hazret, mazret demediğiniz için de hakaretten yargılanacaksınız. Görün ve müstehaksınız çünkü kibarlık budalası oldunuz. Kibarlık budalası. Hırsızlık var, cinayet var, yağma ve talan var, katliam var, insanlara korkunç zulümler var, intihar edenler var. Siz ama kibar olalım, beyefendi edip kibar ol. Edepli, o yüce işte sayın demen lazım. Koca ülkenin cumhurbaşkanı. Ve müstehaksınız sevgili kardeşlerim. Neyse, bugünkü şeylere giriyoruz. Bu tam 365 gün benim Twitter hesabım kapalı kalmış. Ben şey etmedim, 2 Nisan'da açtılar. Ondan sonra tam bir gün sonra 2 Nisan'da bugün açtılar. Ama kapandığı zamanla bugün arasında kapandığı gün belliydi. Birisi hesapladı tam 361 gün şey varmış, fark varmış. Tam 19 çarpı 19 gün tesadüfen. Tesadüf tabii. Tesadüfen öyle kafalı oldu. Adam bak şuna cevap veriyor.
Rusya'daki ekmek kuyruğu ile ilgili bir eleştiri yapmış. Bu bizimki, bu adam baktım diplomalı bir AKP trolü. Sosyoloji bilginiz coğrafya kadar yok gibi. %100 tok bir toplum ölür diyor. Beyinsiz, kendisi tok olduğu için şey edebiliyor. Evet. Maalesef. Geçen gün şeyde çöplükten yemek topluyorlardı. Bir önceki tweet'te paylaştım mı paylaşmadım mı? Oraya kadar gidebilirsek iyi olur. 19 Ocak'a kadar gideceğim inşallah. 24 Ocak'tayız. Onunla ilgili olarak bak ona cevap vermiş burada. Fatih Eren Şaşmaz çok iyi bir arkadaş. Güzel ama böyle. Evet, öyle maalesef. TRT1 çöplükten marul, işte sebze, patates, domates, yumurta topluyor, onunla yemek yapıyor. İşte çöplükten böyle yemek yapılabilir, çöp atmayınız falan diyor. Ama Türkiye'nin en büyük israf şeyi olan saraylara, 1150 odalı saraya, 300 odalı saraya, oradaki menülere bir lafı yok. Gemiciklere lafı yok, Hermes çantaya lafı yok utanmazları. Öyle. Neyse gidiyoruz. Şuna bak. Bunu paylaşıyor şuradaki adam. Evet. İslam düşmanı Sünni müşriklerin, tağutlarının, Sünni müşriklerin tağutlarının, tağut haddini aşan, Allah'a iftira eden din tüccarları, firavunlar için kullanılır, sihirbazlar için, şeytanlar için kullanılır. Onların uydurup Allah'a ve elçisine iftira ettiği şeriatlerden biri. Sünni dininin iki itikadı, Maturidi ve Eş'ari diye iki itikadi mezhebi var. Ve de dört fıkhi mezhebi var. Bunlar yaşayanlar. Daha önce daha fazlaydı. Şimdi de daha fazla. Birçok tarikat, marikat var. Hepsi birbirinden farklı. İşte Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli diye dört tane mezhebi var bu dinin. Şiilerin de birçok mezhebi var. Edip niye Şiileri eleştirmiyorsun sevgili beyinsiz kardeşim? Sünnilere yönelttiğim eleştirilerin hemen hemen hepsi Şiilere de yöneliktir. Bunu daha anlayamıyorsan hiç o zaman beyin yok sizde maalesef. Aynı zamanda Katoliklere çünkü şirki eleştiriyorum. Allah'a yalan iftira edilmesi. Şefaat inancını eleştiriyorum. Allah adına haramlar üretilmesini eleştiriyorum. Kadınların aşağılanmasını eleştiriyorum. Akıl yerine Ebu Felan, İbni Felan'ın takip edilmesini eleştiriyorum. Neyse her birisi Ebu ve İbni'nin, Ebu Falan'ın ve İbni Filan'ın uydurduğu çuval dolusu korkunç ve iğrenç hükümler içeriyor. İlişkideki 42-21 ayetini okuyunuz. 42-21 Şura suresinin yani danışma adlı surenin, demokrasi adlı surenin şeyidir. 21. ayeti. Yoksa Allah'ın izni olmadığı halde onlar için dini kurallar ve yasalar ortaya koyan ortakları mı var? Daha önce belirlenmiş bir karar olmasaydı onların arasında yargı verilirdi. Zalimlere acı bir acı vardır. Burada bakayım. Bu sayfa açılacak mı? Ondan emin değilim. Quranix.org ayetin Arapçasında şeriat kelimesi geçiyor. Hani onlar örtüyorlar ya bunun. 42, 20, özür dilerim. 21. Burada. Emlevum şürekem şerevlem. Burada elif harfleri mahvolmuş. Bu şeyde elif harfleri, hemze harfleri, hemzelerin kalkması lazım. Bazı yerlerde Y harfini Elif'e dönüştürüyor. Maalesef programda bir sorun var. Bunu düzeltmemiz lazım. Kuranix.org sitesi. Emlehum şürekâun. Onların ortakları mı var? Ya bu niye buraya geliyor kelime? Şerau, şeriat vaz ediyorlar. Şerau. Personal thing. O zaman bunu getireyim de kalın. Levhum mine dini. Dinden onlara şeriat, sistemden onlara şeriat, yasalar vaz ediyorlar.
مَا لَمْ يَأْزَنْ بِهِ اللّٰهِ Allah'ın izin vermediği. وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَاِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَزَابٌ اَل۪يمٌ Evet. Allah izin vermiş bu şeyi, bu işi yapmalarına, bunların Allah adına iftira etmesine, dünya sınavı için izin vermiş. Bu çok büyüdü değil mi? Aha, böyle yapalım. Neyse. Evet, bunu okuyunuz lütfen. Günümüz Müslümanlarının bildiği ve uygulamaya çalıştığı İslam ayeti okuyalım. Yoksa Allah'ın izni olmadığı halde onlar için dini kurallar ve yasalar, şeriatler ortaya koyan ortakları mı var? Daha önce belirlenmiş bir karar olmasaydı onlar arasında yargı verilirdi. Zalimlere acayip bir azap vardır. Günümüz Müslümanların bildiği ve uygulamaya çalıştığı İslam yüzyıllar boyu din adamlarının uydurdukları kurallarla öylesine bozulmuştur ki Muhammed Peygamber'in bildirdiği İslam diniyle ilgisi kalmamıştır. Devamını okuyun ve şu ayetlere de bakınız. Bunu az önce yaptım. Az önce değil, bir hayli olmuş. Bunu hani, evet. Dilini kopar Sezen Aksu'nun şey ederek, onu tehdit ederek, onun şahsında herkesi tehdit etti. Dilini koparacağız falan filan. Dil koparmaya kadar geldi. Demokrasiden, özgürlükten, mağduriyetten söz eden bizim baş mağdurumuz. Baş mağdur diyorum çünkü aleyhimde açtığı 20'den fazla davanın hepsinde Recep Tayyip Erdoğan karşısında mağdur yazıyor. Yoksul halkın nafakasından kaparak gösteriş ve rant için 290 milyon lira harcanmış şeye, bu Çamlıca tepesine, bomboş bir tepe, orada fazla böyle onu dolduracak bir ümmet de yok. İşte arada bir böyle kampanya yapılarak milleti başka semtlerden oraya doluşturuyor, hava atacak falan. Orada dillerini koparacağız diye hem de minbere çıkıyor bir Emevi sultanı gibi. Aşağılarda hangisi dil koparma cezasını uyguladı? Ortaçağ Katolik Kilisesi, Taliban, IŞİD, hepsi doğru cevap, hepsi bunlar. Dil kestiler, dil kestiler, dil kestiler. Utanmaz herif. Bu çok güzel bir şey, hicivci birisi. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bir pazar kulesi halini alan ve bir zamanların kovboy filmleri gibi dört gözle beklenen videolarıma bildiğiniz gibi bir süre ara vermiştim. Ama bugün müthiş itibariyle sessizliğimi... Yani gözünüzü kapasan sanki Sedat Peker. Ama çok mizah yönü muhteşem. Bu arkadaşın adı neydi ya? Bir bozmaya karar. Kendisiyle Mustafa Sarıtaş. Kendisiyle haberleşiyoruz. Adını bazen unutuyorum. Evet. Çok güzel bir konuşma. Ben bunu az önce paylaştım. Harika bir konuşma. İzlemenizi tavsiye ederim. Bugün paylaştım bunu. Son zamanlarda okudum. En güzel diyaloglar. Yanlış vitese taktığım için çamurdan badanaj yapıyormuşum. Ali Murat her kimse kainatın değilse de toplumsal barışın sırrını keşfetmiş. Sizinle paylaşalım bunu. Böyle şey ettim. Buraya aldım. Okuyun. Harika. Ay'a aslında hiç gidilmedi. Tamam olsun. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Gidilmedi. Devam ediyor bizim komplocu. Korona diye bir virüs aslında hiç yok. Bize yalan söylüyorlar. Eyvallah. Ona da tamam. Hepsi yalan. En güzel cevap bence. Dünya aslında küre değil. Tepsi gibi. Aynen öyle. Hatta kenarlarında da içindekiler dökülmesin diye hafif bir kıvrım var. Tıpkı gerçek tepsilerdeki gibi. Cevap devam ediyor bizim koplucu. Hepsi aynı şeye sahip olmayabilirler ama genelde aynı kafa. Hacamat bilinen bütün hastalıkların bir şifasıdır. Bence eksik söyledin. Gelecekte ortaya çıkacak hastalıkların da aktardan şifalı otlar alıp içerek her şeyi tedavi edebiliriz. Tıp denilen safsataya hiç ihtiyacımız yok. Taslama böyle. Doktora hepsi şarlatan. İslam dünyasının aslında bilim adına her şeyi vardı. Biz batıdan fersah fersah öndeydik. Sonra gavurla gelip her şeyi aldı götürdü.
bilgiyi çaldı. Onlar o yüzden böyle yönettiler. Ağzından bal damlıyor. Aynen öyle oldu. Mustafa Kemal İngiliz aşağı indi. Hem de kadrolu. Çok hoş. Maaşı da kesildilerden sonra aylık netin 250 sterlindi. Mustafa Armağan'da M16 kimliğinin fotokopisi bile var. Çanakkale Savaşı sırasında katılmış o teşkilata. Devam ediyoruz ki. Dünyayı aslında uzaylılar yönetiyor. Raptelian falan filan diyorlar. Her yeri ele geçirmiş durumdalar. Illuminati, Killuminati falan. Ondan sonra diyor, bu şu ana kadar söylediğin şeylerin en doğrusu. Ben annemin ve babamın bile bir uzaylı olduğundan şüpheleniyorum. Seninle sohbet etmek çok sevdi be abi. Öyledir. Halden anlarım. Görüşelim abi. Her zaman koçum. Harika. Vallahi bazen yani kendimizi gereksiz yere üzüyoruz. Yani sorun yani taşımasıyla değirmen dönmez yani. İstediğin kadar bilgi şey etmeye çalış. Beyin çalışmıyorsa, çarklar paslanmışsa, dandritler donmuşsa istediğin kadar uğraş koş. Bu ikisi güya okumuş, diplomalı, avukat olmuşlar, hakim olmuşlar. Bunlar adil hakim olacağını mı zannediyorsunuz? Elleriyle vahşi bir hayvana dönüşme üzentisi ve özlemi içinde olduklarını haykıran iki zavallı. Haykıran değil, havlayan, uluyan iki zavallı. Bu çift jingoist adaletsizliğin garantisidir. Verilen cevapları okumayacağım, siz okuyabilirsiniz diye hatta gizlenmiş olanlar var. Arada bir böyle çok şey olanlar aşağı iniyor. Ayn Rand, bu The Atlas Shrugged adlı kitabı, libertarianların kitabı. Yani sosyal devlete karşı çıkan birisi. Haklı yönleri var ama çok aşırı bence. Sosyal devlet şart. Ayn Rand daha önce başkalarına reva görmediği sosyal güvenlik ve bedava kamu sağlığı yardımlarını yaşlanınca almış. Durumu iyi olduğu yıllarda Atlas Shrugged ile sosyoekonomik programları kamusal paylaşma götüren bu libertarianın sorun konusunda hayranı Schofield şöyle dedi. Nerede Schofield? Neyse başka bir yerde cevap vermiş galiba. Şey etmedim, devam ettirmedim tartışma. Özlem diye birisi şöyle demiş. Şu cuma namazları ne menem şey böyle. Gidenlerin bazısı çıkınca insan yaktılar. Hatırlıyor musunuz? Madıbak mıydı neydi? Sivas'ta. Yani hatta Kahramanmaraş, Sivas katliamları da aynı şekilde cumadan çıkanlar yapıyor. Bazılar sanatçıları dillerini koparmakla tehdit ettiler. İçeride kin ve düşmanlık hutbeleri mi veriyorlar elbette. Bu müthiş bir şey ya. Bu arabayı şu inanılmaz dar alanda arabanın kendisi zor geçiyor. Direksiyonunu çeviriyor. Neyse bir takıldı. Sus. Niye takılıyor ya? Neyse tekrar gelelim. Rezalet bir şey ya. Abi bu şurada yani 1 dakika 21 saniyede dönüş yapıyor. Artık bunu oradan izleyebilirsiniz. Bende şans kalmadı. Korkunç bir şey ya. Korkunç. Yani orada Siyonistler korkunç zulüm yapıyorlar Filistinlere. Düşün ki yani babaları, dedeleri korkunç zulümlere maruz kaldılar. Çok mağdur bir kabileden geliyorlar. Ama kendileri başkalarına benzeri zulmü yapıyorlar. İnanılmaz insanoğlu zalim ve cahildir. Adem bizim prototipimiz zalim ve cahil olduğu için cennetten kovuldu ve bu dünya atıldı. Öyle yüceltilme falan filan yok. Seçildi elbette. Test için seçildi. Ama öylesine yani peygamberleri kutsayan şey yok Kur'an'da.
Onun için peygamberler tövbe ediyorlar. Allah diyor ki eğer günahlarından dolayı yeryüzünde kileri cezalandırsaydım yeryüzünde bir tek canlı bırakmazdım. Bak peygamberlere de dahil. Ama peygamberler insanlığın en yiğitleridir. En erdemlileridir. Çünkü tövbe etmişlerdir. Nefislerini putlaştırmamışlardır. Nefislerini, egolarını tapmıyorlar. Ama maalesef o peygamberleri putlaştırıp ona tapınan müşrikler var. O peygamberlerin zamanında gelselerdi, o peygamberlere en çok karşı çıkan Ebu Lehebler, Ebu Cehiller, Ferisiler kendileri olacaktı. Yani bugün işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyenler var ya, aynı Mekke müşrikleriyle aynı kafayı taşıyorlar. İbrahim'in karşısındaki müşriklerle, Musa'nın, İsa'nın karşısındaki müşriklerle aynı kafa, aynı yapı. Kur'an'ı okursanız müşriklerin tarifleri hiçbir farkları yok. Evet, Fuat Oktay diyor ki muhalefetin bir kez de olsa bizleri şaşırtmasını ve yanlışa yanlış demesini beklerdik. İfade özgürlüğünün sınırları ne kadar geniş olsa da hakaret bu sınırlar içinde yer alamaz, almamalıdır da. Bunun tüm çağdaş demokraside karşılığı suçtur diyor. Burada ona verdiğim cevap var. Bunu Thread Reader'da göstereyim size. Birazdan yapacağım işi önce diyorum FBI'ye haber vereyim. Bak FBI peşinden kendimi ihbar edeyim diyorum. FBI'ye ihbar ediyorum çünkü Amerika'da yaşıyorum. Birazdan yapacağım işi düzinelerce çağdaş demokrasilerde yaşayan bir kişi yapabilir. Yani birinci yanlışın tüm çağdaş ifadesi ne diyor? Tüm çağdaş şeylerde bunun tüm çağdaş demokrasilerde karşılığı suçtur. Yalan söylüyor. Yanlış söylüyor. Birçok ülkede suç değil. Suç görülen ülkelerde de yargılanmıyor insanlar. Örneklerini vereceğim. Yani birinci yanlışın tüm çağdaş ifadesi. Daha çok yanlışım var ve onları burada ibret olsun diye dizeceğim. Aşağıda ABD başkanlarına ettiğim hakaretler. Şimdi bakalım ABD polisi ne yapacak? Ahmak George Bush yalancı bir savaş suçlusudur, katildir, geçmiş başkan. Reisin Tayyip'i ahmaklık etme diye azarlayan, senin reisin Recep Tayyip'i ahmaklık etme diye azarlayan ve bir toplantıda basının önünde onu ve bakanların Hollywood'un en kolay yönetilen seti diye, Hollywood'un en kolay yönetilen figüranı diye aşağılayan Donald Trump ise dinsiz, hırsız, faşist, ahmak bir narsisttir. Bak bu George, daha önceki George Bush, bu da daha sonraki oğlu George W. Bush, ikisi de ahmaktı, savaş çığırtkanıydı. Bu da Trump, bak Time Magazine, liar in chief, yani yalan başkan, yani yalanın reisi diye o kapak yapmıştı. Amerika'da suç değil. Tüm çağdaş ülkelerde. Amerika çağdaş bir ülkedir. Hem de 50 eyaletin birleşmedir. Hem de siz Amerika'nın şu anda uşağı durumundasınız. Amerika'ya gelince neler neler takla atıyorsunuz Amerikan başkanıyla 15 dakika görüşmek için. Okey. ABD polisini, savcılarını ve mahkemelerini test etmeye şikayette devam ettikten sonra senin yanlışlarının ne kadar büyük olduğunu ifşa etmeye devam edeceğim. Şimdi ABD başkanı olan Joe Biden ise cahil bir porsuktur. Hatta kabızdır diyeyim. Benden bu kadar. Senin reis hakarette uzmandır. Bak 10. tweetime. Dünyada lidere hakaret cezasından dolayı en çok ceza veren ülkeler hırsız diktatörlerin, krallık ve sultanların yönettiği ülkelerdir. Amerika, İngiltere gibi ülkelerde başkana ve bakanlara dilediğin gibi sövebilirsin, hakaret edebilirsin. Hakaretin yasak olduğu ülkelerde de durum farklı. Bu arada hakaretin tarifi de yok arkadaşlar. Öyle tarif ederiz falan diyorsan yalan söylüyorsun, bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ben hukukçuyum. Yıllarca hukuk okudum, tartıştım. Yani hukukçular bunun böyle bir tarifi olmadığını da bilirler ama işte kibarlık budalaları bir bakıyorum, troller mroller, o hakaret falan filan. Evet, ben hakaret etmiyorum bu arada. Ben hep doğruyu söylüyorum. Yani hırsızsa hırsız diyorum. Hırsıza hırsız demek hakaret mi? Yalan söylüyor. Açık bir yalan. Ap açık bir yalan. Dün söylediğini tam tersini söylüyor. Yalancı diyorum. Hani bir kere değil. Hani bir kere söylese Edip yalan söyledi. Bir kereliğine yalancı olmaz. Yalancı olabilmesi için çok yalanlar söylemesi lazım. Yüzlerce yalanı var. Yalancı diyorum. Hırsız diyorum. Hırsız. Neyse.
bu bir indeks şey yapmıştı, diktatörlerin bir listesini yapmıştı. 2021'in diktatörünü seçtiriyordu indeks. Tayyip seçildi. En çok oyu o aldı. Krala ve ailesine hakaret, hapis cezası ile cezalandırıldığı ülkelerde, kral ve ailesine hakaretin hapis cezası ile cezalandırıldığı ülkelerden biri olan Belçika'ya bakalım. 1847'den kalan hakaret cezası sadece bir kez 2007 yılında uygulanmış. Doğrusu o dava da hakaret değil, krala zina iftira ettiği için adam cezalandırılmış. Bir tek o da hakaret değil, o da iftira. İftira ile hakaret arasında fark var. Hakaret inanılmaz. Mesela adama eşek diyorsun. Ha, gerçekten o adamın dört ayağı var, kuyruğu mu var, kulakları öyle uzun mu demiyorsun. Orada hakaret ediyor. İnanılır bir şey değil. Ama birisi falanca falanca yerden şunu çaldı diye spesifik bir şey verirsen o yala şey olur, iftira olur. Eğer doğru değilse iftira olur, tekrar edin. Freedom House kurumu halkın sahip olduğu politik ve sivil haklar açısından 210 ülkeyi inceleyip her birisine iki kategoride özgürlük puanı vermiş. Türkiye 100 üzerinden 32 puanla özgür olmayan ülkeler arasında. Amerika 83 puanla şey etti. Diye burada şey oluyor, takılıyor. Benim şey takıldı. Bazen takılıyor böyle. Geçen gün takıldı, kesmek zorunda kaldım. Evet, Türkiye 32 puanla diplerde. Kimlerle arkadaş? Özgürlük konusunda Afganistan, Hindistan'ın Keşmir'i, işgal yeri, Brunei, Myanmar, katliam olmuştu orada hatırlıyorsunuz. Budist rahipleri, Müslüman diyorum, Sünni katletmişti. Zimbabwe, Pakistan'ın Keşmir'i, Kırgızistan, Irak, Nikaragua, Tayland, Angola. Bu ülkelerle aynı grupta puanlar birbirine çok yakın. Türkiye hala 32, Türkiye'den daha iyi ülkelere bakıyoruz. Yani Cezayir, Mali, Uganda, Tanzanya, Ürdün, Maritanya, Pakistan, Kuveyt, Morocco, Haiti, inanılmaz. Bu ülkeler bile Türkiye'den daha fazla puan almış. Yine Bengaldeş, Türkiye'den daha iyi puanlar almış. Komoro, Lübnan, Togo, Mozambik, Abhazya, Maldives. Bunlar da en iyi puan, yüksek puan ülkeler. Yukarıda yani en kötü puandan en iyi puana gidiyor. 100 puan alan ülkeler İsveç, Norveç, Finlandiya, Yeni Zelanda, Kanada, Uruguay. Bu şaşırtıcı bir şey. Uruguay'dan hiç böyle bir şey beklemiyordum. Müthiş bir şey ya. Bu Uruguay yani Uganda değil. Uganda ile karıştırmayın Idi Amin Uganda'sıyla. Uruguay Latin Amerika'da muhteşem yani. Tebrik ederim. Maşallah. Netherlands, Hollanda, Avustralya, Danimarka, İrlanda, Lüksemburg, Switzerland. Amerika 83 ile ortalar. Yani şey yukarılarda bir yerde free kabul ediliyor. Evet. Uzatmayacağım. Vakit Arizona'da çok geç oldu bunu yazarken. Buraya yazdıklarım dünyanın bildiği şeyler. Eminim sen de biliyorsun bunları. Örneğin RSF in English, bu Reporters Without Borders, sınırları olmayan şeyler, gazeteciler kurumunun 2021 yılında gazetecinin özgürlüğü listesinde Türkiye 180 ülke arasında 153. sırada yer alıyor. Gazeteciler için bir zindan Türkiye. En iyi ülkeler gazeteciler için Norveç 10 üzerinden mi puanlıyorlar bilmiyorum. Bu niye böyle? 6-7-2 nedir? Nüfusu olabilir. Bunlar nüfus sanıyorum. En yüksek puan almış bir numara. Norveç, Finlandiya, İsveç, Danimarka görüyor musun? Aynı ülkeler. Uruguay burada yok. Demek ki başka konularda iyi. Costa Rica, Hollanda, Jamaika, New Zealand. Ben de ayrı kurumlar yapıyor bunu. Bazen şeyleri hafiften değişik olabiliyor ölçütleri. Portekiz, İsviçre, Belçika, İrlanda, Almanya, Kanada, Estonya, İzlanda, Avusturya, Uruguay 18'e girdi. Surinam, Luxemburg, Samoa, Latvia. 20. 22'ye geldik.
Liechtenstein, Namibya, Avustralya, Kıbrıs. Kıbrıs'ı daha kötüye indirecek bu bizimki. Oraya şey diyor, oranın politikasıyla hatta demokrasi fiiliyle oynuyor. Orayı daha kötü duruma getirecek yakında. Öyle gözüküyor. Lithuania, Spain, Ghana, Trinidad, South Africa, United Kingdom, France, Slovakya, Slovenya. Bunlar nüfusları mı oluyor? Ha. Yok, nüfusları değil. Artışa göre bunlar birbirinin şey, bunlar birbiriyle tamamıyla şey sinkronize gidiyor. O halde nüfus olması mümkün değil. Bu aldığı puanlar kötü puanlar sanıyorum. Demek ki daha önceki aldığı kötü puanlardı. Sadece 600 üzerinden 6 kötü puan almış Norveç. Finlandiya sadece 7 kötü puan almış. Kötü puanlar yükseldikçe sıralamada aşağıya iniyorsun. Türkiye %49-70 yani %50 kötü puan almış. 50 tane kötü not almış. Çok korkunç bir şey. 153. sıraya gelmiş. Zaten bitiyor. Yani en kötü ülkeler aşağıda. Türkiye'nin durumuna bakın. Dünya lideri. Rezalet. Rezalette lider. Gelelim çobanına. Seni gütmekle övünen çobanın, hatırlıyorsunuz. Onunla ilgili videoyu da göstereceğim. Hakaretleri ve tehditleri 12 punto ile yazıp yan yana dizilse senin çobanın hakaretleri dünyanın en büyük sarayı olan Aksaray'ın etrafını birkaç kez dolanır. Dünyanın en çok hakaret eden lideri RTS sadece 2019'da 36.066 yurttaşını mahkemeye verdi. Ben bu sayıyı ezberledim Burak abi. 5 yılda 63.000 dava açıyor. Düşün. Bu davalarla polisi meşgul ediyor. Avukatına para veriyor. Bir rant şeyi. Kim bilir o parayı da bölüşüyor. Tabii bölüşüyor. Avukatlar, polis, ondan sonra savcı, hakim, mahkemedeki bütün görevliler, düşün ki halkın maaşıyla, bunlar bu uyduruk davalarla uğraşıyorlar. Türkiye'de baş mağduru oynuyor. Her şeyini kaybettiğin vatandaş vardır. Veyahut da borç içerisinde geçim sıkıntısı çeken veyahut da işsiz kalan veyahut da zulme uğrayan, babası içeri haksız yere içeri atılan veyahut da adaletsizliğe uğrayan nice insan var. Onların bir tek şeyi var, belki de beddua ediyor ki onu sövüyor. Bu adam silahlı ve külahlı bütün kurumları ele geçirmiş. İstediğine hakaret de edebiliyor. Yağma ve talan edebiliyor. İstediğinin mülküne de çökebiliyor. İstediğini içeri atıyor. Bütün bu zulümleri yapabiliyor. Ama onları da dava edebiliyor. Bu kadar küstah olabiliyor. Bu kadar inanılmaz bir şey. Ve aynı onlardan topladığı, vergilerle topladığı parayı onları, vatandaşları mahkemeye vermek için kullanıyor. Bu kadar vicdansız. Dünyada yok böyle. İnanılmaz bir şey bu ya. Düşün ya. On binlerce kişi 5 yılda 63.000 kişinin hakkında dava açmış. Ne oldu? Evet. Bazen takılıyor kötü bu, bilmiyorum. Yoksul halktan mı demişim? Halktan özür beyan ederim. Yoksul halktan topladığı vergilerle kendisine dünyanın en büyük saraylarını yaptıran 1150 odalı Aksaray, 300 odalı Marmaris, Ağlatat'ta yapıyor. 7 tane özel jet koleksiyonu varmış, belki de artmış. Bir tanesi böyle uf 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 uçan sarayı 400 milyon dolardan daha fazla değeri vardı. Eşine 49.995 euroluk Hermes çanta alan. Bunlar sadece yaptığı hırsızlıkların, yağma ve talanın sadece binde biri. Milyarlarca dolar. Yani niye bu ülkenin ekonomisi bozuk? Çünkü hırsızın itirazı bitmiyor. Sonsuz bir itiraz var. Kendisi, yandaşları, ailesi ve yandaşları yalakalarıyla müthiş bir şekilde Türkiye'nin bütün üretimini çalıyor ve size de bindiriyor şeyler yoluyla, vergiler yoluyla, fiyatları artırma yoluyla. Halkın vergisiyle halkı mahkemeye verir. Adalet olsa milyonlarca muhalif ona karşı yüzlerce dava açmalı. Bu onun bazı sözleri. Bak, Yılmaz Özdil sözde sözcü Sözde adlı bir şey vardı, başlığı Sözcü'de 13 Ocak 2021 tarihinde bir makalesinde dizmişti bunları.
konuşmalarından. Bütün bunlar daha niceleri. 14 Kasım 2016'da 1150 odalı Aksaray'da ben bir çobanım, siz de güttüğüm rayayamsınız diyen, halka hakaret eden, halkı hayvana benzeten, son 6 yılda 28 binden fazla vatandaş aleyhinde hakaret ve tazminat davası açan RTN'ye, eski cumhurbaşkanlarına, parti başkanlarına, bakanlara, akademisyenlere ve politikacılara yaptığı hakaretlerden örnekler, gazetecilere de dahil. Aha, gör. Bunu maalesef yanlış ekledim. Aynı şey. Bununla aynı, aslında daha farklıydı. Üzür. İşte burada farklı olanları görün. Şunların hepsini kullandı bu adam. Hepsini kullandı. Hepsini kullandı. Ve ondan sonra hakareten dava açıyor. Ya kullanmadığı hakaret sözü mü var? Emici, akbabalar, adi, çete, çirkin, maymun, terörist, yüz karası, ulan, sürüngen, şizofren, sinsi, seviyesiz, tezek, cürük, vampir falan filan. Terörist, cahil, faşist, vampir, insan müsvedesi, tasmalılar, müptezel, nekrofil, ruhlu, bilmem, provokatör, cibiliyetsiz, aydın müsveddeleri, akbabalar. Ya bütün pis kelimeleri, bütün hakaret ifadelerini bu adam kullanmış. Ya bu adam bu işin profesörü, hakaret profesörü. Bunun sözlüğünü yazmış bu adam. Hem de böyle televizyonlarda bütün herkesin önünde, yani devletin televizyonlarını, havuz medyası ile çaldığı paralarla kurduğu havuz medyası yoluyla bunları hoparlörlerle bütün Türkiye'de defalarca tekrarlıyor bunu. Bu adam maşallah. Siz eğer, ya müstehaksınız kardeşim. Eğer biraz onur olsaydı sizde, ey halk. Siz ne yapardınız biliyor musunuz? Bu adam sokaklarda çıkıp günün bir şeyini belirlerdiniz, haftanın bir günü. Her cuma, cuma namazından sonra diyelim ki saat 1.30'da 5 dakikalığına caddelerde hepiniz hakaret ederdiniz buna. Edin ya, sövün. Bir sövgü zamanı iş belirleyin. En azından bunun karizmasını çizin. Bırak sizi alsın, bu size dolduracak hapishane yapamaz. Bunu baş edemez. Böylece onun bu silahını elinden alabilirsiniz. Ama tek tek dilediğini seçe seçe içeri atıp sizi hepinizi susturabiliyor, korkutabiliyor, terörize edebiliyor. Bunun şeyi, korkuyu aşmanız, birlikte hareket edin. Tek başına yapın demiyorum. Aptallık etmeyin böyle tek başına gidip sokakta demeyin. Çünkü sizi tek tek yakalıyor. Zaten bütün başarısı bu. Ve sizi hepsinizi böyle terörize. Ama topluca. Bunun önderliğini CHP yapması lazımdı. Korkak adam. Korkuyor, korkma. Yok, korkak da değil. Ama düşünmüyor. Aklı başında bir insan yok Türkiye'de. Ya bunda kibarlık budalalığından vazgeçin. Sizin ülkenizi iç savaşa götürüyor. Bitirdi. Açlıktan ağzınız kokuyor. Çocuklarınız aç. Daha da aç olacaksınız. Ayakkabı bile bulamayacaksınız. Efendim saygı, edep, midep, nezaket budalalığı yapmayın. Bunun en şey hassas olduğu konu egosudur. Egosuna tapınıyor. Sizin bir tek silahınız var ya, bütün her şey onun elinde. Sizin bir tek silahınız ağzınızdan çıkan sövgüler. Onu rahatsız mı ediyor? Gidin rahatsız edin. Öylesine yapın ki sizi cezalandıramazsın. Beceremiyorsunuz basit bir şey. Evet. Beni bağışlayın yani, bu acayip, bu kibarlık budalalığı acayip bir şey. Şey ediyor, rahatsız ediyor. Bir şey daha diyecektim, onu bile unuttum. Araya soktum bunu. Aslında başka bir şey diyecektim. Ha şey edin, bak hepinizin, hepinize hakaret etti. Hepinize bir de topluca hakaret etti. Ne dedi? 14 Kasım 2016'da. Bu burada, ben bunu birazdan şey edeceğim. Size hakaret etti, gidin dava açın hepiniz. CHP'nin bütün üyeleri, HDP'nin bütün üyeleri, İYİ Parti'ye bir şey demiyorum, onların ne olduğunu da bilmiyorum. Onlar her an için, yani muhafazakar, müdafakar olduğu için, milli plan yarın
bayrak sallasa, yarınki bir iki provokasyonla birkaç polis öldürse, hani Suriye'ye dört asker gönderip Türkiye 8 füze atma şeyi var ya, oyun oynasa, false flag oyunu oynasa, ondan sonra işte PKK öldürdü, işte teröristler, ey millet, haydi bayrak bayrak, haydi kahramanlar, ya şehit ya gazi derse, İYİ Partisi hemen peşine tıpış tıpış takılır. Çünkü bayrak sallanınca aptallaşıyor, IQ'su 150 iniyor. Onun için şey demiyorum, CHP içinde de öyleleri var, HDP içinde de var. Yani ama yine de en azından bu iki parti içerisinde daha böyle normal insanlar var. Tutun mahkemeye verin bunu, niye bize hakaret ettin? Biz sürü değiliz, biz güdülen sürü değiliz. Bize hakaret için tazminat davası açtınız. Her biriniz aleyhinde bu adamın 49.995 euroluk dava açın. Bir Hermes çanta. Öyle 5 kuruş falan filan değil. Bu adamın umurunda değil. Yani biliyorum, Kılıçdaroğlu ona şey diyor, işte senin değerin 5 kuruştu, onun için 5 kuruşluk mahkeme dava açıyor. Ya bu adamın dini imanı her şeyi para. Para, para, para. Dini imanı para. Gençliğinde de biz sokaklardaydık. Canımız riske etmiştik. Yani orada maalesef kullanıldık da, ama yine iyi niyetimizle şeyimiz vardı. Bu adam para topluyordu, esnaftan para topluyordu. Milli Selamet Partisi'nde gençlik kolları başkanıyken çok iyi tanıyorum. İşi gücü para, paraya tapıyor. Dini imanı para, tanrısı para. Onun için kutularda para, oğlum sıfırla. Para ve iktidar, güç, firavunun şeyi. Mal ve mülk, ona tapılmış. O hastalığa, o hastalık şeytanın şeyidir yani, bitmiştir artık. Bunun dönmesi mümkün değil. Cehenneme kadar gidecek bu. Dava açın. Hermes çantası, her biriniz Hermes çantası bedelinde dava açın. Çünkü size hakaret etti. Ya en azından bir haber yapın bunu yahu. Yeteneksizler. Ben Türkiye'de değilim. Türkiye'de olsa bunu yaparım arkadaş. Neyse. On binlerce vatandaşına karşı dava açan devletin polisini, savcılarını, hakimlerini, egosunu tatmin ve muhaliflerini terörize etmek için kullanan Tayyip, sen dahil tüm ümmete hakaret etmişti. Oktay'a diyor. 14 Kasım 2006'da şöyle demişti. Ben de bir çobanım, siz güttüğüm rayamsınız. Tankın egzoz borusunu, affedersiniz, içine tıkama. Halkın egzoz borusunu affedersiniz diyor. Demek ki egzoz borusu derken başka bir şey düşünüyor. Pis herif anüs düşünüyor. Yani zihniyeti öylesi ki kim egzoz borusundan anüse gider? Ama affedersiniz diyor. Bak suretiyle onu çalışamaz hale getiren imandır, iman. Çobanlığın, değerli kardeşlerim, felsefesini anlamayan, onun psikolojisini yaşamayan insan yönetemez. Ben de bir çobanım. Ben de bir çobanım. Ondan önce peygambere iftira bir hadisi okuyor. Güttüğü herkes bir çobandır, birbirinizi güdersiniz. Güttüğünüz rayanızdan sorumlusunuz diyor. Ben de bir çobanım. Kendisi baş çoban, başkan. Kendisine artık güden yok. Kendisi bütün halkı güden, onlar da birbirlerini güdüyor, piramit güdmeye. Ben sizin hepinizin çobanıyım, siz de kendi altınızın çobanısın, ilişkiye bak. Çoban koyun, çoban eşek, çoban keçi, çoban sığır, çoban inek ilişkisi. Çoban ne yapar? Değnekle, samanla güder. Köpeklerle de güder. Mesela MHP şu anda onun aynen çoban, onu da ülkücüleri de falan köpek olarak kullanıyor şey için. Yani kurtlar olarak, kurt diyelim, özür dilerim. Yani köpek dediğim için şey ederim, kurt olunca çok asil oluyor. Kurt. Adam insana bak ya, bir hayvan olmayı, hem de vahşi bir hayvan olmayı marifet zannediyor. Bunu övünç şey diyor, ben bir kurtum falan. Kurt. Böyle şey diyor. Kendisi ondan sonra en aşağı iniyor. Ailede de
adam güçlü olduğu için o çobandır. Karısı, çocukları da sürüdür. Ve en dipte hiç sürüsü olmayan, çoban da olmayan zavallı çocuklar. Bütün zulümleri çocukların üzerine biniyor. Ve onun için çocuk eziliyor. Çocuğun kimliğini katlediyorlar. Özgüvenini öldürüyorlar. Sorgulama yeteneğini, Allah'ın vermiş olduğu sorgulama, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme yeteneği katlediyorlar. Sonunda tabii ki bu evde başlıyor, tokatlarla başlıyor, kaşlarla başlıyor, haşlamalarla başlıyor. Ondan sonra okula gidiyor, öğretmen de bu kafa o da kendini çoban görür. O çocuklar koyundur, sığırdır. O da onları öyle sürer, güder ve ondan sonra askere gider aynı şekilde, iş yerinde de öyledir. Böylesine aşağılık tipler, onursuz insanlar. Bir alttakine çoban, firavuncuk, bir üsttekine koyun, köle insanlar üretir, toplum, ümmet üretiyor. Ve Türkiye'nin halini görüyoruz. Mal ve mülk için istismar ettiğiniz Kur'an'a zerre saygınız olsaydı, fikir ve ifade özgürlüğü konusunda onun ayetlerine ihanet etmezdiniz. Kur'an'a göre dinimize alay ve hakaret edenlere dokunamayız. Dinimizle alay ve hakaret edenlere dokunamayız. Sadece onların meclislerini geçici olarak terk etmeliyiz. Bak ayet 4. surenin 140. ayeti. Sünni müşrikler bu ayeti de inkar ederler. Çünkü uyduruk hadislerle çelişiyor, mezhepleriyle çelişiyor. Sünni müşrikler kesinlikle İslam ile alakaları yok. İslam düşmanıdırlar. Emevilerin, Abbasilerin uydurduğu bir dindir. Dininin hatta birkaç tane din uydurdular. O dinlerin de bir sürü mezhebi, tarikatı var. Size kitapta bildirilmiştir ki Allah'ın ayetlerinin inkar edilip alay alındığını işittiğiniz zaman onlar başka bir söze dalıncaya kadar onlarla birlikte oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Allah bütün iki yüzlüleri ve inkarcıları cehennemde toplayacak. Allah'ın ayetlerine ve onların içeriğine hakaret ve alay edildiğinde bunu yapan kişileri öldürmemiz veya cezalandırmamız emredilmiyor. Çünkü Allah insanlara düşünme ve seçme özgürlüğü tanımıştır. Mesela 2. surenin 256. ayeti, dinde zorlama yoktur diyor. 4. surenin 190. ayeti, bundan önceki ayetler. 10. surenin 99. ayeti, 18. surenin 29. ayeti, 18. surenin 21. ayeti, lütfen onlara bakınız. Bu zincire daha sonra bazı önemli eklemeler yapacağım. Birkaç videom var hakaretle ilgili, lütfen izleyiniz. Hakaret diye bir suç olmaması gerekir. Bu konuyu tartışmak isterim. Var mısın tartışmaya diyorum. Yoksa 20 yıldır tartışmaktan kaçan reisin gibi mi davranacaksın? Onun danışmanı şu adam. Neyse onu. Konuyla ilgili daha önce paylaştığım birkaç caps. İftira edilene zarar verebilir, yasaklanmalı. Hakaret sadece hakaret edilene zarar verebilir. Tolerans gösterilmeli, eleştiri kimseye zarar vermez, hatta yararlı ve gereklidir, teşvik edilmeli. İftira yasaklanmalı, hakaret toleransla karşılanmalı, eleştiri ise teşvik edilmeli. İktidardaki liderlere ve tabulara hakaret ve eleştiriyi cezalandıran toplumlar kafir yani nankör olur. 2017 tarihinin Mayıs'ın 12'sinde paylaşmışım bunu. Evet, bir ülkede hakaret diye bir suç varsa iktidar, bu da ne zaman 2019'da paylaşmışım sanıyorum. Bir ülkede hakaret diye bir suç varsa iktidar her muhalifi hakaret ediyor diye cezalandırabilir. Havada bulut var, bana ördek dedin, kabak sevmiyorum, peygambere hakaret ettin, ciddi. Bu mızraklı ilmihalde, Osmanlı döneminde en popüler olan mızraklı ilmihalde Elfaz-ı küfür babında geçer. Yani insanı kafir yapan, mürted yapan bölümde geçiyor bu. Kabağı sevmiyorum deyince peygambere hakaret ediyorsun. Çünkü peygamber kabağı seviyordu. Dolaylı olarak sen peygambere hakaret ediyorsun. O halde kellen kesilmeli lazım eğer tövbe etmesin. Başkana oy yok dersen sayın başkan demedin. Vergiler yüksek dersen bıyıklarını kesmişsin, hakaret. Yarın bunu bile eleştiremeyeceksiniz. Burhan Kuzu ile yazışıyorduk o zaman, tartışıyorduk. Peki adında adalet olan bir partinin başkanının bu harcamaları adaletsiz değil mi? Ayrıca hakaretin tanımını yapabilir misin? Her eleştiri sözü hakaret diye yorumlanamaz mı? Örneğin sana Sayın Kuzu demediğim için sana hakaret ettiğimi iddia edebilir
ve kurt gibi beni yiyebilirsin. Bu çok güzel bir makale. Bunu okuyunuz lütfen. 2016 yılının 27 Haziran'ında paylaşmışım. Bu çok önemli. Tekrar ediyorum. Bunu lütfen durdurun ve okuyun. Şeyle durdurabilirsiniz. Spacebar'a. Kapatıyorum. Aa, bunu paylaşmışım daha önce böyle açık olarak. Ben bunları birleştirdim. Uf ya, bu ne ya? Allah Allah. Ben artık yoruldum. Yoruldum, siz de yoruldunuz. Ben kaça kadar gittim? Yani Ocak 19'a kadar gittim mi? Gidemedim. Çok takıldım. Dur bakayım. Görüyorsunuz, sonunda çıkışını aldı. İnanılmaz bir şey ya. Thriller. Bunu geçin, onu çünkü zamanı geçti. Kur'an movement has great momentum. Sunni and Shia religions with their... Okay. Bu Kur'an, Kazakistan'da Kur'an'la ilgili bir şey paylaşım yapmış. Asil Bek'ten bahsetmişti sanıyorum. Evet. Endonezya'da, Kazakistan'da, dünyanın her ülkesinde sadece Kur'an mesajı Allah'a hamdolsun büyük bir ivmeyle yayılıyor. Bir ülkede inşallah iktidara geçecektir inşallah. Ve yalan söylüyor. Biz gökler, yer ve aralarındakileri oyun ve eğlence için yaratmadık. Duhan suresinin 44. surenin 38-41. ayetleri. Biz onları ancak belli bir amaca göre yarattık. Ne var ki onların çoğu bilmezler. Biz ifadesi melekleri, Allah'ın kullandığı güçleri içine aldığı vakit, kapsadığı vakit kullanılıyor. Ne var ki onların çoğu bilmezler. Hepsi karar günü topluca buluşacaklardır. O gün dost, dostunu hiçbir şeyden koruyamaz. Çok güzel bu. Değerli ülküdaşlarım ve yüce Türk milletimiz. Hiç öyle lafı dolandırmaya, konuyu sulandırmaya gerek yoktur. Hazreti Adem'e cahil diyecek kadar haddini aşan zır cahil Suzan Aksu derhal ve ivedilikle kapatılmalı. Ömür boyu şarkı yapma yasağı getirilmelidir. Aynen böyle. Bu. Sezen miydi onun adı Sezen arkadaşlar? Hep teleprompter. Her ne zakkumun çiçeği ise işte. Serçe lakaplı Sezen Aksu artık bizim göz... Evet. İslamcı gençlik lideri oldum. 1976-1986 yıllarında ODTÜ'de başladı. ODTÜ'de öğrenciyken Milli Gençlik Yurdu'nun başkanı oldum. Akıncılar Derneği merkezinde görev aldım. Akıncılar Ankara Şubesi'nde de kuruldaydım. Ondan sonra Fatih Başkanı falan oldum. 1 Temmuz 1986'da da Sünni dinini reddettim. O yıllarda Turan Selçuk'un Cumhuriyet Gazetesi'ndeki karikatürlerini, Çetin Altan Milliyet Gazetesi'ndeki günlük makalelerini zevkle izlerdim. Turhan hakkında ondan sonra da izliyordum da ama İslamcılık döneminde özellikle o zamanlarda hapishanedeyken falan çok severdim. Turan Selçuk'un birkaç tane şeyi, gazetecilerin dramı, kadın hakları boynuz gibi böyle büyük, bir yerine kadın hakları, birisine insan haklarını asmış. Girerim demokrasi var diyor devlete. Girerim demokrasi var diyor devlete. Girerim demokrasi var, giremezsin şeriat var. Tabii buna kısmen katılmıyorum. Çünkü bu yasağın bizzat kendisi buna yol açtı.
yani şeriatın bugünkü AKP'nin güçlenmesine yol açtı. Dikkat etmek lazım. Ulusal gelir bu. AKP şey gibi, tırtıl gibi yiyorlar. Aynen öyle. Ama çok iyi bir şeydi. Onun birkaç tane hala hafızamda olan birkaç tane şeyi vardı. Karikatürü vardı. Neyse sonra şeyden enerjim düştü. Ulusalcı stratejinin kısa tarihi diyor Ahmet Kuru, San Diego'da bir arkadaş. Tayyip demokrat iken devirmeye çalış, Tayyip ortaya iken gizli destek ver. Kendin dışında herkesi kötüle. Aynen öyle. Tayyip demokrat Avrupa toplumuna şey girmeye çalışıyordu. Kürtlerle olan savaşı bitirmeye yönelik bir şeyde bulundu, girişimde bulundu, barış süreci falan, o zaman karşı çıkıyorlardı. Şimdi otoriter iken destekliyorlar. İnanılmaz bir şey. Bu cariyelik üzerine sahte şeyler. Evet sevgili Galip Öztürk, çağrını aldım. Büyük Türkiye, güçlü Türkiye için kim hayır der ki? Elbette ben de varım. O da varmış. Bir camide açım diye haykıran çaresizlik, diğer tarafta camide dil koparmaktan bahseden merhametsizlik. Mustafa Yeneroğlu. Dil kesmekte, tehdit etmekte zamlar kadar gündemdir. Birini diğerini unutmak için söylemiyor. Bir paket olarak faşizmin Pandora kutusu, tüm yaşananlar içinde din sömürüsü, milliyetçilik, farklılıklara tahammülsüzlük ve özgürlüklere düşmanlık var. Hiçbiri de takviye değil, daha az önemli değil. Özgürlüklere karşı tehditler ekonomiden daha şey değil. Onun için dikkat, işte dikkatimizi dağıtıyor falan demeyin. O da önemli. Sen kim oluyorsun falan dilini koparıyorsun, utanmaz. Kasap mısın? Geç mi sana? Çağrını triyal et de sandı arkada. Kıpayalım galiba, hadi! Evet, müthiş çalışıyorlar. Maalesef güvenlikleri de yok gibi. Köpeklere en büyük korkusu sahipleri ölürse aç kalma korkusudur. Çok güzel. Yıllar önce sizi uyarmıştım. Siz korktukça hırsızlar cesaretlenecek diye. Hatta havada bulut var bile diyemeyeceksiniz demiştim. Anlamlı bir Çerkes atasözü paylaştığı için tutuklanan Sedef Kabas'a destek vermek amacıyla yılların profil fotoğrafını değiştiriyorum geçici olarak. Onunla değiştirdim. Kendisine pas vermeyen şarkıcı, kadının dilini koparmakla tehdit eden mahallenin kabadayısı, gösteriş için sokakta bir bayrak direğini yalarken neredeyse kendi dilini kaybetti. Ya buna inanmayın, bir yani ironi, bir komedi olsun diye söylüyorum. Taciz edilen vicdanlı kadın geri döndü ve herifin dilini koparmadan yapıştığı metal direkten ayırdı diyorum. Evet. Ne öküz olmaktan kurtuldu, ne de ahır ahır olmaktan. Aslında çobanın gittiği saray ahıra dönüşür demek lazım. Çünkü kendisi zaten ben çobanım demişti. Onun kendi sözü var. Onu öyle yazmak lazım. Çobanın gittiği çıktığı saray ahıra döner diye. Keşke öyle deseydi. Propaganda. Siz tabii ki adam propagandayı almış. Propaganda. Faşizm zaten en tehlikeli silah propagandadır. Faşizmin en tehlikeli silahı propagandadır. Bunları izleyin. Servet Erdoğan benim ve birkaç arkadaşın videolarını paylaşıyor. İhsan Eli Açık, sanıyorum Mustafa İslamoğlu. Onu izleyin. Benim şu ana kadar 1955 tane numaralıyor böylesine. Parça parça alıyor ve burada paylaşıyor. Instagram hesabı da var.
Onu da izleyin lütfen. Korkunç bir şey. Sezen Aksu burada bir şarkı söylüyor. Neden? Evet, takıldı yine. Bu arkadaş da güzel filmler paylaşıyor. Yemen'de korkunç katliamlar oluyor. Biden alçak şey diyor, yani silah tüccarlarına eğiliyor. Ve maalesef Suudi Arabistan'a korkunç silahlar veriliyor. Orada da katliam yapıyor Yemen'de. Evet, hızlı bir şekilde gideyim. En büyük putlar, peygamberler, evliya, şarkıcılar, aktörler, politikacılar, din adamları, para, bayrak, inek, taş. Mesela Hacer-i Esved taşı. Evet. Bu da ayet. Halkın çoğunluğunun şirk koşmadan Allah'a inanmadığını bildiriyor. Aynen öyle. Tyrant of the Year. Yılın tiranı. Kuantum üzerine makaleler okuyorum. Siz de okuyunuz lütfen. Bu Supreme Court Caz Anayasa Mahkemesi'nin hakimlerinden birisinin karısı. Bu Thomas. Çok pis birisi. Trumpçı çıktı. Dur. Size söyleyeyim. Şimdi mesela onu dinleyin. Ses gelmiyor benim bilgisayarımda nedense. Benim bilgisayarım birkaç şeye bağlı. Tahtaya falan bağlı. Çözemedim. Öteki sınıfta çözmüştüm. Ne olduğunu. Gestron, Intel, AR. Belki de bu olur, bakayım. Değiştiriyorum şeyi, hoparlörü değiştiriyorum. Cemaat. Yok, hiç işitilmiyor bile. Yani ses ayarını bir yerden yapmam lazım. Burada da olmuyor. Enerjim bitti çünkü sabahtan beri buradayım. Üf üf. Yani saat 6'da uyandım, namaz kıldım. Şu anda saat 12 geliyor, 12:20 var. Burada ders verdim 1,5 saat. Ondan sonra yarım saat benimle konuşmak isteyen öğrenciler vardı. Çok hoş, iyi öğrenciler. Sınıfta onlarla konuştum. Dün geceden de fazla. Bak 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 bak. Dil koparıyor burada. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın sihirbazı var. Kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri... Sus lan. Sus. Tamam, bunu vermiştim. Tuvaletin adam, budur çöküyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam küçük tuvaletini yaparken sol böbreğini sıkar, sağ kulağını kapatır. Bu sünnettir bu. Sıçtı, küçük tuvalette. Büyük onda tuvalette ise şakaklarında bas. Yani sıçmak için peygambere iftira atıyorlar. Peygamber böyle yapıyormuş güya sıçarken. Pislik ya, Allah belanızı versin ya. Peygamberin bir numara düşmanları. Hem peygambere tapınıyorlar, hem de en iğrenç hakaretleri bunlar yapıyorlar. Ahmak. Ahmak. Bastırırdı. Büyük tuvalette. Ahmak-ı şerif. Neyse. Ha, yeter artık. Selam ve sevgiyle ben kapatıyorum.